arkadaşlar. Nanotech Elektronik'ten yeni bir video daha. Bu görmüş olduğunuz kamera Hikvision ürünü Dunlop 1032 koduyla adlandırılan çok kapsamlı, özellikle bir IP kameradır. Bu IP kamera görüntülerini network üzerinden aktarır. Paketini açmaya çalışıyoruz şu anda. Bu kameranın arızalanmasının sebebi şudur. Bir müşterimizin dükkan tadilatında halçıpancılar tavan arasını kırarken, yani tavandaki halçıpanı sökerken, bunu dışarıya çıkartmak için kablonu bu şekilde kesmişler, gördüğünüz gibi. Kablonu bu şekilde kestiğinden dolayı bunun tamiratı pek mümkün olmuyor. Şöyle mümkün olmuyor, bunun geri kalan parçası, kabloları da bir şekilde hurdalarla, çöplerle vesaire atılmış. Bunu distribütöre göndermişler tamir edilsin diye, çünkü garantisi de dolmuş kameranın. Tamir edilsin diye distribütöre gönderdiklerinden göre, gördüğünüz gibi Dunlop çok güzel bir kamera ve görüntü kalitesi de bayağı yüksek, gördüğünüz gibi. Daha yine tertemiz bir kamera aslında. Şimdi bu kamerayı niçin tamir etmemişler? Distribütörü neden biz uğraşamayız demişler? Şöyle, uğraşamamaların sebebi, bunu tamir etmek için biraz uydurmak zorundalar. Yani kabloları dışarıdan eklemek zorundalar. Bunu da biraz sonra kameranın içine açacağız. Kameranın içine açtığımızda neden bunu distribütör tam manasıyla biz uğraşamayız demelerini anlayacağız. Şimdi kameramıza biz bir yerden kablo bulduk. Bir başka hurdadan kesilmiş kabloları bulduk. Eğer bunların kabloları bunlarla renkleri tutarsa, çünkü bunları deneme yanılma yöntemiyle yapmak çok zor. Yani kamerayı tamamen zayiata ayırabiliriz bu sebepten dolayı. O yüzden biz ilk önce kameranın içini açıp kamerayı açacağız. Ondan sonra içeriden yaparsak eğer bunu, daha sağlam olur diye düşünüyorum. Şimdi açalım tekrar. Evet, açalım kamerayı. Açtıktan sonra içini tekrar birlikte inceleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi kameranın içi çok güzel. Şöyle güzel. Donanım muhteşem. İçine nem alıcı bir torbacık da koymuşlar. Donanım gerçekten harika. Tabii bunun içine kablo ekini bağlamak gerçekten zor. Tabii daha bunun altında katmanlar var. Şuradaki sokette sökelim. O sokette ayırmamız lazım oradan. Evet, sokette söktükten sonra vidalarını da sökmeye tekrar tek tek başlayacağız. Tabii çok sağlam bir işçilik. Gerçekten Hikvision ürünü dünyanın en iyi ürünlerinden, en iyi markalarından birisi. Evet, vidaları da bu bantla beraber, bantın arasına koyarak vidaların kaybolmasına engel oluyoruz. Plaket arasını soketle birbirine bağlamışlar. Çok enteresan bir montajlama sistemi. Söktükten sonra o soket oradan ayrılıyor. Alt katmandaki plaketi de sökmeye çalışıyoruz. Evet, bakalım içinden ne gibi bir manzara çıkacak. Gördüğünüz gibi ön taraf komple ayrıldı. Evet, o reset düğmesi. Reset düğmesine su geçirmezlik yapmışlar. Bu kameralar su geçirmez. Evet, oradaki reset düğmesine tıklıyor. Devre zarar görmesin diye oraya bir malzeme yapıştırmışlar. Çok iyi, sağlam bir montajlama yapmıştı. O da hafıza pili.
arıza pilini görüyorsunuz. Çünkü belli bir program içeriyor içi, belli bir... Evet, buraya çok sağlam bir malzemeyle... Evet, duyduğunuz sesi çok sağlam bir malzemeyle kaplamışlar. Yani biz onu oradan açıp kabloyu oradan ek yapmamız ve o ek yapılmış kabloyu toplamamız mümkün görünmüyor. Şimdi toplayalım kameramızı. Kameramızı topladık. Şimdi kabloları tek tek açıp, yani keski yardımıyla kabloları tek tek açıp, diğer kablo uçlarını da açıp, eğer aynı renkteyse kablolar, biz bunları birbirlerine birleştireceğiz. Kameramızı, kabloları sıyırdık. Diğer kabloyu da sıyıralım. Evet, bakıyoruz renklerine. Evet, renkleri aynı görünüyor. Evet, onu da kablolarını sıyırdıktan sonra bunları tek tek birbirine eklememiz gerekiyor. Rengi rengine denk gelecek şekilde ve kablolar birbirine kısa devre olmayacak şekilde bunları birbirlerine ek yapıp bantlamamız gerekiyor. Bantlarımızı tek tek ayıralım. Kabloları birbirine bu şekilde ekleyerek bantlıyoruz ve sağlam bir ek olmasına dikkat ediyoruz. Bu kamerayı montaj edecek arkadaşın dikkatli montaj yapması lazım. Bunları birbirinden koparmaması lazım. Zaten bunu iç mekanda kullanacağız. Gerçi dış mekanda da kullansak sorun değil. Muhafaza kutuları monte ediliyor. Ancak bu kamera iç mekanda montajı yapılacak. Evet, kablolarımızı ekledik. En sonuncusunda bağlantısını, bantlamasını yapalım. Birbirlerinden ayrı tek tek bantlandı, ek yapıldı. Tabi uydurma bir iş oldu bu ama diğer türlü gördüğünüz gibi olmuyor. O yüzden distribütör muhtemelen biz bununla uğraşamayız demiş. Ve bunları ekledikten sonra... Evet, onu da ayıralım. Evet, gayet düzgün. Bunun çalışıp çalışmayacağını da test edeceğiz. Tek rengi rengine bağlantılarını yaptık. Evet, network bağlantı kablomuz hazır. Bu kamera 12 voltla çalışıyor. 12 volt için bir adaptör yardımıyla bu kamerayı besleyeceğiz 12 voltluyla. Gördüğünüz gibi bu adaptörle bunu besleyeceğiz. Evet, takalım. Bakalım. Evet, gece görüş ışıkları yandı. Kamera devreye girdi. Şimdilik bir problem gözükmüyor. Network kablomuzu da takacağız.
Evet, network kablomuzu da ağımıza bağladıktan sonra evet, güzel bir montaj. Evet. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı yaptık, network bağlantımızı yaptık, adaptörümüzü bağladık, kameranın ledlerinin yandığını gördük, gece görüş ledlerinin yandığını gördük. Bir sonraki videoda bunun bağlantısını çalıştığını göreceğiz, network ağ bağlantılarını yapacağız. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.